arkadaşlar, bugünkü yaptığımız işler: BMW'ye bakım yaptık. BMW'de neler bakım yaptık? Hava filtresini, yağ filtresini değiştirdik. Ondan sonra rutin bakımları, frenlerini kontrol ettik. Video sonunda da kısa bir konuşma yapmak istedim. Aracımızı bakım yaptıktan sonra nelerine dikkat ediyoruz, neyine bakıyoruz? Onları sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Aracı ilk başta bize geldiğinde aracı komple lifte kaldırmadan önce emniyete alıyoruz. Kaldırdıktan sonra işte frenlerine, ondan sonra ön takımına, yağlarına veya yağ kaçağı var mı, kayışın durumu nasıldır, fren balatasının durumu nasıldır, bunlara bakıp devam ediyoruz. Ondan sonra müşterimiz yanımızda olduğu için beraber hareket ediyoruz ona göre. İşte bir hava vitesinden başlıyoruz. Yağ filtresi, polen filtresi, arabanın sıvılarını kontrol ediyoruz. Fren yağını ölçüyoruz cihazla, arıza tespit cihazıyla bakıyoruz. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken konularda yağ kaçağı ve su kaçaklarına önemli bakıyoruz biz bunlara. Nisa Otoservis'e 4000 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki de varsınız. Hepiniz de gerçekten, yani 4000'e ulaştık. Bir acayip bir duygu. Daha bundan 3 ay önce 1000 abonemiz vardı. Şu an 4000 abonemiz var. Hepinizden Allah razı olsun. Bizi beğenmeyen arkadaşlar da açıklamaya yazarsa, kendimizde mi hata var, insanlardan var, bir yerde hata yapıyorsak onu da düzeltmeye çalışacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz BMW 420 araç bakımı yapacağız. Neler yapacağız sizlere göstereceğiz. Burada yağ filtresi var. Hava filtresi kabını temizleyeceğiz. Süngeri var. Yağ vitesini söküyoruz. Mavsat tak oraya İbrahim. Kayışlarını kontrol edeceğiz. Gördüğünüz şeklinde. Motor kayışı ve devir daima elektrikli olduğu için belli bir kilometreden sonra değişmesi lazım. Kayışın durumu hiç çatlak yok. Ona göre aracımız burada. Frenlerini falan kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde bakımını, rutin bakımlarını yapacağız. Bu şekilde, gördüğünüz şeklinde. Çöktün mü İbrahim? Abi. Oradan 5 litre yağ kabı getir, yağını koyacağız ya. Motul marka yağ kullanacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam Enes abi, ne haber? Seni sevindim. İyi. Evet, yağ filtresini gördünüz arkadaşlar. Bunu takarken dikkat etmeniz lazım. Evet arkadaşlar, yağ filtremiz geldi. Gördüğünüz şeklinde orijinal, yetkili servisten geldi. Şimdi bunun montajını yaparken mutlaka bunun içini yıkıyorsunuz bu şekilde. Balta spreyle. Buradaki o-ringi mutlaka değiştirmeniz lazım. Bez ver oradan. Yağ filtremiz orijinal. Biraz rahatsızız. Gördüğünüz şekilde. Şuraya koyuyoruz bunu. Yağ filtremizi taktıktan sonra elle oturtmanız lazım. Bunu taktınız, sonra buna geliyorsunuz. Şu kısmı gördüğünüz şeklinde BMW orijinal parçası arkadaşlar. Bu şekilde bunun geçtiği yer var arkadaşlar. Heh. Bir tane vida var. Oğlum vida. Ona uzun bir tane boru bakmalı. Evet. Bak şimdi. Evet, yağ vitesini oturtturduktan sonra kapağı elinizden tesisatı var. Buna dikkat etmeniz lazım.
elle tutturduğunuzu hissetmeniz lazım. Bu şekilde takıyoruz. Hafifçe sıkacaksınız arkadaşlar. Havaya hazırla oğlum. Yeterli bu kadar. Oraya oturduğuna dikkat etmeniz lazım. Havayı ver. Hava tuttun mu İbrahim? Yok. Evet, hava vitesi mahle arkadaşlar. Gördüğünüz şeklinde litremiz. Bu şekilde takıyoruz buraya. Şu tekmanlara dikkat edin. Aşağı düşüyor böyle. Zaten biz düşürdük. Evet arkadaşlar, geçenki VMM'imizde de söyledik. Bu onay olması lazım arkadaşlar. C2, C3 bu DCAE olması lazım arkadaşlar. Bunun için BMW'nin orijinal yağ kullanım lisansı olması lazım arkadaşlar. Gördüğün şeklinde yağını boşalttık. Tam 4,5 litre alıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Tutun iyi. Evet, yağımızı da koyduk. Çalıştırıp araba biraz ısındıktan sonra ekrandaki yağ seviyesini kontrol edeceğiz. Tamam, kapat yağ kapağını. Dur. Evet, BMW'lerde son günlerde yaşadığımız kronik bu motor kapağını takarken şuradaki geçme yerleri var arkadaşlar. Şurayı gösteren bunlar yerinden kopuyor boşta. Gördünüz mü? Buna dikkat etmeniz lazım. Yağımızı koydum. Tamam, güzel insan. Evet arkadaşlar, yağımızı koyduk. Şu an şuradan menüden araç durumlarına gireceğiz. Bir daha basıyoruz. Araç bilgileri, buradan bakımları seçeceğiz. Şu duruma bakıyoruz. Motor yağı ölçümü yapmayacak ki tabii ki. Başlatalım mı? Evet, başlattı. Şu an yağını ölçecek. Yağını başlattı arkadaşlar. Yağın seviyesini ölçüyor. Tamam. Şey, şu navigasyona da bakacaktın ya sen. Neyi? Navigasyon. Onu şeyden yetkili servisten güncelleştirilmesi lazım. Yetkili servisten? Tabii. Online olması lazım onun. Ona göre bakması lazım. Yağımız ölçmeye devam ediyor arkadaşlar, motor yağını. %62. Kendi ölçüyor şu an. Bakalım ne kadar eksik. 4 litre koyduk tam. Yağını tam ayarda koymak için 4 kilo 250 gram alıyor. Evet, gördüğün şeklinde yağımız eksik. Buna bir yarım kilo daha yağ ekleyeceğiz. Tamamlayacağız. Ona göre bakalım. Arkadaşlar, BMW'ye devam ediyoruz. Bu bizim takacağımız orijinal polen filtresi. MAN. Arkadaşlar, bakım yaptırırken dikkat etmeniz lazım. Bu şekilde karbonsuz filtre bu. Bu karbonlu polen filtre. Bunu işte bu şekilde ucuz yapıyorlar. Ona göre dikkat edin. Polen filtresini takacağız şu an. Yerine